Merhabalar tatlı güzel ruhlar, nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugün önümüzdeki haftanın enerjilerine odaklandığımız bir açılım yapacağız. Bakalım bir hafta içerisinde hepimizi neler bekliyor, nasıl enerjiler hakim olacak? Bunları birazcık böyle size daha doğrusu önden bilgilendirmek amacıyla yaptığım bir açılım. Bu birazcık daha genel bir açılım oluyor. İçerisinde aşk olabilir, iş olabilir, eğitim olabilir, sağlık olabilir, ilişkiler, genel insan ilişkileri. Hepsi bir arada aslında. Böyle çok bir sınır koymuyorum. Ama illa ki böyle hepsi içinde olacak diye de bir şey yok. Biraz daha kartların yönlendirdiği şekilde gidiyoruz. Özellikle bu hafta ön plana çıkan şeyler neler olacak sizin için? Bunları göreceğiz. Bu zamansız bir açılımdır. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman önümüzdeki bir haftanın enerjileri olarak düşünebilirsiniz bu arada. Soranlar oluyor çünkü. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Belki bu hafta olmasını istediğiniz bir şey ya da olur mu diye sorduğunuz bir şey varsa aklınızdan geçirebilirsiniz. Açılım içerisinde size cevap gelebilir. İlk mesajımızla başlayalım. Değiştirilemeyecek hiçbir şey yoktur diyor. Acaba bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğini mi söylüyor bu kart? Biraz da şunu düşündüm aslında. Böyle birazcık karanlık bir kart aslında resim olarak ama mesajı çok güzel gelmiş. Kendinizi biraz böyle tıkalı hissettiğiniz, bunalmış hissettiğiniz bir noktada olabilirsiniz. Belki de işler hani o kadar böyle kontrolünüzden çıkmıştır ki artık düzeltemem diyorsunuzdur. Ve biraz da böyle kontrolünüzü kaybettiğinizi de düşünüyor olabilirsiniz. Bazı hedeflerinizden, amaçlarınızdan vazgeçmek üzere olabilirsiniz. Artık hani bundan sonra yapamam, bundan sonra toparlayamam dediğiniz noktalarla ilgili aslında bu kart diyor ki size değiştirilemeyecek hiçbir şey yoktur. Güzel bir motivasyonla başladık. Çok güzel. Geçmişinizin size engel olmasına izin vermeyin. Güney ay düğümü geldi. Bu birazcık böyle tabii geçmişten getirdiğiniz karmalarınızla gösteriyor. Belki sınanabileceğiniz noktalar ya da sınandığınız noktalar ya da çok fazla geçmişe odaklı olabilirsiniz bu aralar. İleriye adım atmanızda geçmiş size engel oluyor olabilir ama buna izin vermeyin diyor. Ve neyi bırakman gerekiyor? Bırakman gereken şeyler nelerdir? Tam da böyle Dolunay'a yaklaşırken aslında ben hep Dolunay zamanında şunu öneririm. Böyle minik ritüel olarak ya da bir uygulama olarak, metot olarak ya da bir kağıda bırakmak istediğiniz, kurtulmak istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Hani düşünceler olabilir, enerjiler olabilir. Belki işte biriyle ilişkinizi bitirmişsinizdir ama hala üzerinizde onun yükünü, enerjisini taşıyorsunuzdur. Hala etkileniyorsunuzdur. Misal böyle bir kağıda yazabilirsiniz ya da böyle his beslememeniz gereken bir nevi bir his besliyorsunuzdur. Aslında kurtulmak istiyorsunuzdur bu hislerden. Ben o zaman da şunu önerebilirim. Bir kağıda hani imkansız bir aşkınız var yani asla beraber olamayacağınızı biliyorsunuz ama içinizden o hisleri de atamıyorsunuz. Belki karşı tarafa da çok böyle anlatamıyorsunuz, aktaramıyorsunuz. O zaman şunu öneriyorum. Güzel bir metottur bu da. Yine bir kağıda ona yazıyormuş gibi bütün hislerinizi, bütün düşüncelerinizi yazıyorsunuz. Bunu dolunay zamanı yapmanız lazım. Sonrasında yakıyorsunuz. Dolunay zamanı daha çok böyle bırakmanız gereken, kurtulmanız gereken şeyler için uygulamalar yapmak için oldukça uygun zamanlardır. Peki. Bunlar böyle genel mesajlardı. Şimdi biraz daha ayrıntıya girelim bakalım. Bu hafta içerisinde neler bekliyor size?
Bir kere şöyle bir şey var. Hani özellikle bu iş dünyasında da olabilir, ilişkileriniz genelinde de olabilir. Sizin bir düşünceniz var bir tarafta, bir tarafta da başka insanların düşünceleri var. Biraz bunları dengeye oturtabileceğinizi görüyorum. Bu dengeyi kurabilirseniz eğer siz de burada mutlu olacaksınız, hatta karlı çıkacaksınız diyebilirim. Dediğim gibi bu biraz daha böyle ilişkiler, hani normal ilişkiler ve iş hayatıyla alakalı gibi göründü. Uzlaşmalar çok yaşanabilir bu hafta içerisinde. Yani belki uzun zamandır orta noktayı bulamadığınız bir iş partneriniz ya da hayatınızda belki partneriniz bu dediğim şeyle beraber, yani hem onun düşüncelerini, fikirlerini ele alıp hem de sizin fikirlerinizi bir arada böyle dengeye getirdiğinizde uzlaşmaya varmanız mümkün olacak. Biraz böyle çeşitlilik isteyeceksiniz hayatınızda. Yani farklılık isteyebilirsiniz. Biraz daha günlük rutininizin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Hani her gün işten çıkınca eve gitmek yerine belki bir gün başka bir şey yapmak isteyebilirsiniz. Biraz hayatınıza bir heyecan gelsin isteyeceksiniz diye düşünüyorum. Öz denetim, sabır ve denge aslında bu haftanın temel böyle başlıkları diyebilirim. Sabretmeyi de bir anlamda deneyimleyeceksiniz. Bazı durumları, hayatınızdaki önemli birkaç şey varsa mesela, böyle hangisini ön plana alacağım bilemiyorum diyorsanız, burada biraz daha birini ön plana almak değil de her şeyi birazcık dengelemeye odaklanacağınızı düşünüyorum. Ve kendiniz üzerinde de bir öz denetim uygulayacaksınız gibi gözüküyor. Bir kere böyle emek vererek yaptığınız, ortaya koyduğunuz şeyleri koruyacağınızı, korumak isteyeceğinizi görüyorum. Yani yarattıklarınızı, ortaya koyduklarınızı, hani bu bir iş olabilir, bir ilişki olabilir yine. Her neyse bu, bunu böyle bir koruma içgüdüsü içerisinde olacaksınız. Sevdiklerinizi koruma içgüdüsünde de olabilirsiniz. Hazırlıklı olun. Ama asla vazgeçmeyeceğinizi görüyorum. Yani pes etmek bu hafta yok. Vazgeçmeden, hatta belki biraz daha böyle üzerinizde o böyle daha ağır, daha pes etmeye yönelik enerjiyi hissettiyseniz, ki bence geçen hafta biraz hakimdi bu enerji. Burada bunu tamamen atıyorsunuz mesela. Meleklerinden yardım istediyor bu kart. Niyet edebilirsin, meleklerinden yardım isteyebilirsin. Dileğin neyse bununla ilgili, hani işaretler görmek istiyorum diyebilirsin. Evet. Biraz daha böyle onun dışında hani hakkını savunamayanların da sesi olmak isteyebilirsiniz. Biraz daha böyle çevreci aktiviteler, hayvan hakları ile ilgili bir takım korumacı tavırlar sergilenebilir diye düşünüyorum bu haftanın temel konularıyla ilgili. Evet, şimdi şurada özellikle başkalarıyla fikir ayrılıklarını dengelemeniz gerektiğini söylemiştim ya. Burada da biraz şu var. Başka kişilerle fikir ayrılıklarınızın açtığı o anlaşmazlıklar, çatışmalar gözüküyor. Eğer diyor ki bir duruma ya da bir kişiye gerçekten vaktini vermen, ona enerjini, vaktini ayırman gerekmiyorsa, o zaman ondan uzaklaş. Bir ortama girmek istemiyorsan o ortama girme. Hani ayıp olur diye böyle gittiğiniz bir yerde çok sıkılabilirsiniz. Enerjinizi düşüren insanlarla karşılaşabilirsiniz ya da çevrenizde vardır, yakınınızdadır da bu kişi, enerjinizi düşürüyordur ama hani böyle bir tepki veremiyorsunuzdur. Çok da böyle uzaklaştıramıyorsunuzdur çevrenizden. En azından çok böyle yanında olmamaya dikkat edeceğinizi düşünüyorum bu hafta. Biraz daha kendi çıkarlarınızı koruyacaksınız. Çevrenizde biraz fazla hırslı insanlar olabilir. Bu insanların hırsına kurban olmayacağınızı düşünüyorum. Ben biraz daha böyle kendinizi korumaya geçeceğinizi düşünüyorum açıkçası. Ki zaten bakın güçlü çıktınız. Güç kartı geldi. Çok güzel.
Güç kartı biraz da şunu gösteriyor aslında, böyle sivri dilli değil de hani belki karşınızdaki insana çok net bir şey anlatacaksınız. Belki de onun böyle aslında kabul etmeyeceği bir şey, biraz da böyle ona ters düşecek bir şey olabilir ama onu o kadar böyle sevecen ve güzel bir dille anlatırsınız ki, bakın burada bir vahşi bir aslanı uysallaştırmış bir kadın resmedilir. Buradaki gibi aslında sevecenlikle ifade edilen o kişisel güç ve iddialılığı gösteriyor. Bağışlamaya götüren şefkat diyor burada aynı zamanda. Yani sizi bağışlamayan biri varsa etrafınızda, çevrenizde, belki de bir partneriniz sizi bir konuda suçluyor. Asla dinlemek istemiyor. Açıklamanızı dinlemek istemiyor. Sizinle bir araya gelmek istemiyor. Konuşmak istemiyor. Ama burada şefkatinizi konuşturarak kendinizi bağışlatabilirsiniz. Bu böyle bir durumunuz varsa tabii. Biraz daha şu da var burada. Düşündüğünüzden daha güçlü olduğunuzu fark etme. Yani kendinizin ve gücünüzün farkına varacağınızı düşünüyorum ben yine bu hafta içerisinde. Yaşadıklarınızla biraz bunu deneyimleyeceksiniz. Yani bir şeyler yaşayıp deneyimleyip ondan sonra gelen bir farkındalık olacak ki zaten enerjiniz nasıl biliyor musunuz? Böyle sevgi dolu, şefkatli, birazcık fedakar bir tarafınızı ön plana koyabilirsiniz. Ve biraz daha böyle işaretleri okuma, hislerde kuvvetlilik, içgüdülerde kuvvetlilik hissedebilirsiniz. Çünkü psişik güçlerinizin de birazcık yoğun olabileceği bir hafta. İçgörülerinizde birazcık kulak vermenizi tavsiye edeceğim. Ve onun dışında başkalarını gözetmek biraz böyle genel olarak gündeminizde olabilir. Başkalarını korumak, kollamak isteyebilirsiniz. Fakat bunu yaparken ya da başka böyle sevdiğiniz birinin sorunlarıyla uğraşırken kendinizi feda etmeyin ya da kendinizi ihmal etmeyin. Böyle bir uyarım olacak size bu hafta için. Onun dışında gerçekten sezgilerinize güvenin. Aileyle ve arkadaşlarla beraber vakit geçirebilirsiniz. Onlara duyduğunuz derin sevgiyi daha yükseklerde hissedebilirsiniz yine bu hafta içerisinde. Yani çok derin bir sevginiz olan insanlarla beraber vakit geçirmek bir kere hoşunuza gidecek ve vakit geçirdikçe de ne kadar çok sevdiğinizi, onlara ne kadar çok değer verdiğinizi aslında göreceksiniz. Biraz da böyle karşıdan da değer gördüğünüzü hissedeceğinizi düşünüyorum. Yüreğinizin peşinden gidin. Yüreğimin peşinden gidiyorum. Bu haftanın olumlama cümlesi olabilir mesela. Yüreğimin peşinden gidiyorum. Yorumlara bırakabilirsiniz bu olumlama cümlesini. Evet. Şimdi duygusal bir tarafınız var ama ilk kartımız neydi? Dengeydi. Burada da biraz mantık devreye giriyor. O duygusal tarafla mantık tarafını dengeleyebileceksiniz diye düşünüyorum. Mantıklı yaklaşacağınız bazı durumlar da olacak. Yani bir kere kavrama gücünüz yüksek. Olayları anlama, algılama gücünüz yüksek ki buradaki psişik bilgilerle bu kavrama gücü, o keskin zeka bir araya gelince bence kendinizi şu koruma anlamında da çok çok böyle fayda alacaksınız bu özelliklerinizden bu hafta içerisinde. Bazı konularda dobra olabilirsiniz. İletişiminiz kuvvetli olacak, net olacak. Kendinizi iyi ifade edeceksiniz. Ve biraz böyle heyecanlı sohbetler, heyecanlı konuşmalar, hatta belki böyle heyecanlı münakaşalara girebilirsiniz ama hoşunuza gidecek çünkü ne dedim, kendinizi biraz böyle daha zeki tarafınızı ön plana koyacağınız için bu sohbetler, bu konuşmalar, gerekirse bu münakaşa bile olsa hoşunuza gidecek. Zevk alacaksınız. Yine burada içgörülerin de önemini tekrar hatırlatmak istiyorum. Hatta burada biraz daha böyle sezgilerine güven, psişik güçler derken burada dahice içgörüler diyor. Daha ileriye yönelik bazı içgörüleriniz olabilir. Bunlar belki zaman zaman size rüya yoluyla da gelebilir. Rüyalarınızı not etmek isteyebilirsiniz bu dönemde. İleriye yönelik yapacağınız bazı konularda size bazı işaretler gelebilir rüya yolu ile. İhtiyacınız olan ama zor ulaşabileceğiniz bilgileri elde edebileceksiniz bu hafta içerisinde. Aynı zamanda belgelerinizi dikkatle inceleyin diyor.
Tabii böyle bütün gezegenler neredeyse retroya girmişken birazcık o aksaklıkları engellemek için dikkatli olmamız gerekecek olan bir süreçteyiz zaten. Evet güzel ruhlarım. Benim bu hafta için, önümüzdeki hafta için söyleyeceklerim bu şekildeydi. Umarım yararlı olmuştur. Eğer hoşunuza gidiyorsa lütfen videoma bir beğeni bırakın ve kanalım hoşunuza gidiyorsa abone olun. Dilerseniz aşağıdan paylaş butonu ile arkadaşlarınızla, çevrenizle kanalımı ya da belli videolarımı paylaşabilirsiniz. Hani o paylaş butonuna bastığınızda orada WhatsApp'ta çıkıyor, başka alanlarda çıkıyor. Oradan dilediğiniz gibi paylaşabilirsiniz ya da link kopyalayıp da paylaşabilirsiniz. Kanalımı büyütmeme yardımcı olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Enerjinizi yüksek tutun, moralinizi yüksek tutun. Umuyorum ki güzel şeyler sizi bulacak. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.